Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı başkent olan sevgili Samsunlular, burada toplanmış Kuvayi Milliye neferleri ecdadımızın aziz hatırasını şad etmek üzere ekranları başında bizleri takip eden aziz Türk milleti, hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Karadeniz'deyiz. Bir Karadenizli hikayesi anlatmak istiyorum. Rizeli'nin biri Rize dağlarının eteklerinde doğmuş, orada büyümüş ve hep kafasını kaldırır o büyüdüğü toprakların zirvesi olan Kaçkar'a bakar, bir gün ben de bu zirveye çıkacağım diye hayal kurarmış. Hikaye bu ya. Bir gün bu Rizeli'yi Akbaba'nın biri almış, getirip Kaçkar'ın tepesine indirmiş. Bizim Rizeli başlamış. Ey Kaçkar, bak ayağımın altına aldım, seni çiğniyorum. Sen benim ayağımın altındasın. Ama bir zelzele kopmuş. Dağ bir silkinmiş ki bizim Rizeli taş toprakla beraber 4000 metreden aşağıya düşmeye başlamış. Görmüş ki Kaçkar'ın bir çakıl taşı bile onun boyundan büyük. Şimdi birileri diyor ki Türk milliyetçiliği ayaklarımın altında. Sen ayağını ancak boyun kadar kaldırırsın. O zirvelere sen ulaşamazsın. Sen Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alamazsın. Ona danışmanlık edenlere söylüyorum. Bu sözü söylerken bir de şunu söyledi. Din milliyetçiliği de ayaklarımın altında dedi. Bizim literatürümüze göre din milliyetçiliği, din kardeşliğidir. Resulullah Efendimiz'in övdüğü kardeşliktir. Sen Himalaya'dan düşeceksin. Paramparça olacaksın. Kardeşlerim, geçenlerde İlber Ortaylı hocamız şunu söylüyor. Diyor ki, Türkiye'de 36 etnik köken var. Türkiye bir mozaiktir diyorlar. Peki siz bana söyler misiniz? Türkiye'de kaç tane kültür var? Anadolu'da bir tane kültür var. Türk kültürü var. Bu kültürün içinde Türk var. Laz var. Çerkez var. Arap var. Kürt var. Bir tek hamur. Bir tek maya var. Şimdi 19 Mayıs 1919 o gün Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günde tarih 19 Mayıs 1919 yazılırken Atatürk Samsun'a çıktı, kurtuluş mücadelesi başladı diye yazmıyordu. O gün sıradan bir olaymış gibi bu olay geçiştiriliyordu. Ne yazılıyordu biliyor musunuz? İkinci damat Ferit hükümetinin İstanbul'da kurulduğu tarih 19 Mayıs 1919'du. Tarih sayfalarına bu yazılıyordu. Ama aradan geçen zaman gösterdi ki Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının sessizce çıktığı Samsun 19 Mayıs 1919 tarihi olarak ebediyete kadar Türk'ün kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olarak yazılacak. 27 Şubat 2013 sıradan bir tarih gibi geçiştirildi. Ama göreceğiz ki 27 Şubat 2013 Profesör Doktor Haydar Başbey'in Duma'da kapitalizmi tarihe gömdüğü gün olarak geçecek. Tarih bugünü böyle alacak. Aziz milletim, hani Profesör Doktor Haydar Başbey bu modeli anlatırken görmedin, inanmadın veya
bugüne kadar siyasileri gördün de onların vaatlerine uydun da Profesör Doktor Haydar Başbey'i onlar gibi zannettin, ona destek olmadın. Ama bak Rusya 2005'te bu modeli uygulamaya başladı. Sadece yaptığı alıntılarla yıkılan, dağılan Sovyetler Birliği'nden bir süper güç ortaya çıktı. Yani laboratuvarda uygulanmış onlarca model var. Artık bunlarla, bu yapılanlarla beraber 2005'ten 2013'e gelen Türkiye'yi, 2005'ten 2013'e gelen Rusya'yı kıyasla ve buna göre hareket et. Ve sakın Profesör Doktor Haydar Başbey'i diğer liderlerle, diğer parti başkanlarıyla, diğer insanlarla karıştırma. O önce ispatını yaptı, altına imzasını attı, şimdi karşında. Bugün gün ona destek olma zamanı. Kardeşlerim, önümüzdeki seçenek iki tane. Dün damat Ferid'in yanında duranlar tarihin sayfalarında gömüldü gitti. Gazi Mustafa Kemal'in yanında olanlar saygıyla anılıyor. Şimdi Profesör Doktor Haydar Başbey'in yanında duranlar iffete kavuşuyor, refaha kavuşuyor, kurtuluşa kavuşuyor. Karşısında duranları bekleyen tek sonuç zillettir. Bundan kurtulmanın yolu bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidar etmektir. Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.